Mehdi talebeler için diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Yani sık sık ev değiştirirler. Bir orada kalır, bir orada kalır. Çeşitli yerlerde kalırlar. Eğer hazır olsalar, bak eğer hazır olsalar tanınmazlar. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Demek ki o zamanki yapıda bir egoistlik, bencillik, bir sevgisizlik hakim oluyor. Bak kayboluyor, aranmıyor. Hazır olsa tanınmıyor. Hasta olsa o hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez. Yani bir toplu tepki, toplu bir direnç olduğu görülüyor. Peygamber söylüyor bunu bak. 1400 sene önce sen söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hasta olsa kimse onların ziyaretine gelmez. Eğer evlenmek istese de evlenmek istese de kimse onlara gelmez. Yani herkes birbirini tembihliyor. Aman uzak durun falan gibisinden. Bak bu Mehdi talebesi bunlar. Ve dünyanın en seçkin gelmiş geçmiş en büyük topluluğu. Peygamberimiz sizden daha önemliler diyor sahabeler için. Sizin aldığınız sevabın 50 mislini alacaklar diyor. Ama gördün mü çilenin şeklini? Evet. Neyin karşılığı olarak Allah onlara cenneti veriyor? Görüyorsunuz. İnşallah. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar. Yani zenginlik, köşe dönme kafası yok. Mal oldu mu Allah için hemen dağıtıyor. Maşallah. Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri, hedefleri hep aynıdır diyor Peygamberimiz. Gaybet-i Numane sayfa 238. Ahir zaman ne kadar feci olduğunu anlayın. Evet. Yani homoseksüeller, it kopuk, çakallar, hırsızlar, gaspçılar, efendim, hatta teröristler sayın diyorlar değil mi? Evet. Evet. Adamlar çay ikram ettiğini iftihar ediyor. Ayakta duruyorlar PKK'lıların karşısında birçoğu. Bazı gazeteciler. Acayip hürmet ediyorlar PKK'lı diye. Aileler falan diyorlar. Mesela bir homoseksüelle tanışmak onlar için iftihar edici bir şey oluyor. Ama çocuğu bir Müslümanla tanışırsa akıl almaz zıraplıyor. Ayım bayım oluyor, mahvoluyor. Yani mesela farz edin Süleyman Hoca oldu. Ya Mahmut hocamızdan tanıştı. Yahut işte Şeyh Nazım hocamıza gitti. Cinnet geçiriyorlar. Mahvolu çocuk diyor.